Haydi selametle yolun açık olsun 2015. Hoş geldin 2016. Yeni yıla şimdiden bir ton beklenti yüklerken geride bıraktığımız yılı ise hayal kırıklıklarımız ve gerçekleştiremediğimiz hedeflerimizle hatırladık. Peki nedir her sene hedeflerimiz ve bizim aramıza giren? Şimdi gelin hep birlikte olanları hatırlayarak olacakları bir göz atalım. Evet, işte Ali. Birçoğumuz gibi yeni yılı coşkuyla kutladı ve yılın ilk sabahında maymun gibi uyandı. Artık erken uyanacağım gibi niyetleri için yılın ilk sabahı sızarak evrene hiç de güzel mesajlar vermedi. Kalk Ali, kalk. Bugün yılın ilk sabahı. Yeni yıl için Hedefler Festivali'ne hoş geldiniz. İlk aklımıza gelen tabii ki finans. Herkes yeni seneye daha ekonomik olma arzusuyla başlar. Dikkat edeceğim diye gaza gelmek kolay. Biz peynir tava alalım 4 tane. Sonra füme antrikot, somon füme ve füme kuzu antrikot alalım. Ekonomik olmak için her şeyden önce dışarıdaki harcamalara dikkat etmek lazım. Sofrayı donat aga, ortaya karides, yanına patates derken hesap kabardı yine. Alman usulü yerine de size ödetmem artistliği devreye girince yine kredi kartı şişti, kabardı. Geçmiş olsun. Hepsine. Bu yıl İngilizcemi geliştireceğim gayreti. Oturup çalışmak lazım. Herkes uyurken öğreneyim. Ben zaten biliyorum da kelime dağarcığım zayıf falan dediği için bir türlü derdini anlatacak noktaya gelmek mümkün olmuyor. Fazladan bir kahve var. İsterseniz birlikte içebiliriz. Sorry, no Turkish. Do you speak English? Okay. Okay. Okay, thank you. Okay. Bye, yeah. Bye. Okay, bye. Her sene olduğu gibi bu sene de sağlıklı yemekleri özleneceğiz. Evde yapılmış yemekleri tercih etmek isteyeceğiz. Fakat evde servis yapan biri olmadıktan sonra bu işler nasıl olacak? Mutfağa gidip yemek yapmak lazım. Yoksa yine telefon, yine sipariş, yine pizza. Büyük boy olsun, pepperoni, mantar, mısır, soğan halkası olsun, tavuk kanadı, büyük kola alacağım bir tane, bir tane de sufle. Kredi kartıyla ödeyeceğim. Afiyet olsun. El Clasico. Spora gideceğim, 3 ayda toparlarım, yazıda müthiş vücudumla girerim. Bu işler pahalı salona yazılayım da gitmek zorunda kalayım diye başlar. Eve bisiklet aldım. Her gün 20 dakika binsem kafi diye devam eder. Bugün olmadı, yarın kesin başlıyorum diye sona erer. Müthiş. Takdir ediyorum. Bir insanın yapması gereken en önemli şey. Aslında ziyaretlere gidiyoruz ama sürekli aklın fikrin başka yerdeyse o nasıl ziyaret, o nasıl vakit ayırmak? Şu kumandaya bir baksan. Bir ara teyzenlere de gidelim. Hep seni soruyorlar. Şuradan bir binsek, 9 saat oradayız zaten. Alo, kanka. Tabii, kendi işinin sahibi olmak harika. Ama tam olarak ne iş yapacaksın Ali? Nedir parlak girişim fikrin? Güzel bir başlangıç ama bu sabah ilk günden biraz zora girdi. İnsan bakımlı olmalı, tarz giyinmeli. Tabii ki de. Fakat bunun da önünde dalgacı arkadaşlarımız duruyor. Bakımlı olacaksan, tarz olacaksan arkadaşlarına da dirençli olacaksın. Motivasyonunu kaybetme, onlara kulak asma. Yani bilemedim ben pek ya. Beğenemedim abi. Nasıl bilemedim ya? Bu kadar değil. Senin rapçiler gibi. Başka ol hele. Abi yapmayın ya. Bir de şu ceketi de çıkartın. Abi yapmayın ya. Kazak nedir ya? Abi gidiyorum ya. Ağlattın da. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir yıldan hepimizin beklentisi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Fakat disiplin ve motivasyon olmadan bu hedeflere ulaşmak neredeyse imkansız. O yüzden şimdi her ne yapıyorsanız bırakın ve ajandanızı alıp yeni yılınızı A'dan Z'ye programlamaya başlayın. İlk önce kendinize ne olmak istediğinizi sorun, daha sonra ne gerekiyorsa onu yapın. Çünkü gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan fayda gelmez. Yeni yılınızı kutlar, hepinize başarı, motivasyon ve disiplin dilerim. Teşekkürler Volkan. Sağ ol canım. Siz de yeni yıl kararlarınızı uygulamak için bir sene daha beklemeyin. Neon1.com yeni yıl kararları sayfasına gelin.